Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda Android'de olup iPhone'da olmayan 3 uygulamaya bakacağız. İlk uygulamamızın adı Doremi. Evinizde mesela Wi-Fi var, işte internet bağlantınız var. Müzikleri telefonunuza kaydediyorsunuz ve sonra dışarıya çıktığınızda vay efendim internetim bitti, vay telefonum çekmiyor gibi dertlerden kurtularak müziği istediğiniz yerde dinleyebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz nasıl çalıştığına bir bakalım. Bir tane mesela Eminem şarkısı arattırayım. Lose Yourself, gençliğimizi yiyip bitiren şarkı. Buna hemen girelim. Şuradaki yükleme düğmesine bastığımız zaman Eminem'in Lose Yourself telefonunuza gelmiş oluyor, yükleniyor. Dışarıda ister internetiniz olsun olmasın, telefonunuz çeksin çekmesin, her yerde kendinizi kaybedebilirsiniz. Şöyle hemen basalım. Gördüğünüz gibi yükleme başlıyor. Oldukça da hızlı yüklüyor bence. Peki ben bu şarkıyı nereden dinleyeceğim diyorsanız şurada duran indirilenlere geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi telefonumuza yüklenen şarkı bulunuyor. Bastığımız zaman çalmaya başlayacak. Efsane şarkı. Bunun dışında çalma listelerini de göstermek istiyorum sizlere. Hemen şuradan çalma listemizi oluşturalım. Damar koyalım adını. Damar çalma listemize girdiğimiz zaman sağ üstte bulunan artı butonundan bu şarkıyı buraya ekleyebiliyoruz. Doremi dediğim gibi sadece Android'de bulunuyor. Bu videodaki diğer uygulamalar gibi. Eğer bu uygulamayı indirmek istiyorsanız aşağıdaki videonun altında bulunan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İkinci uygulamamızın adı S dosya yöneticisi. Hemen şu sol taraftaki seçeneklere bakalım. Mesela müzik oynatıcıya girdiğimiz zaman telefonumuzun içindeki müzikleri oynatabileceğimiz bir müzik player karşımıza geliyor. Şurada ana sayfa yazan yere tıkladığımız zaman cihazımızın işte üst taraftaki kendi depolaması, alt taraftaki de SD kart. Gördüğünüz gibi telefonumuzun her şeyine erişebiliyoruz. Bunun dışında telefonunuz eğer rootluysa daha değişik özellikleri sizin karşınıza çıkartıyor. Evet, üçüncü ve son uygulamamız Nova Launcher arkadaşlar. Hemen giriş yapalım. Zaten girdikten sonra direkt tipoloji değişti. Gördüğünüz gibi şöyle menülere baktığımız zaman gördüğünüz gibi Android Nano'nun arayüzünü biraz anımsatıyor. Bence hiç fena bir arayüz değil. Ayrıca şöyle basılı tuttuğumuz zaman önemli olan yer bu ayarlar sekmesi. Zaten ayarlara girdiğimiz zaman her şeyi çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak ayarlarda şunu göstermek istiyorum. Son güncellemeyle gelen gece modu özelliği. Buraya geliyoruz ve gece modu zamanlamayı değiştiriyoruz buradan. Her zaman olsun diyoruz ve gördüğünüz gibi artık telefonumuz gece moduna girmiş bulunuyor. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Videonun başlarında da söylediğim gibi bu 3 uygulamayı da videonun altında bulunan bağlantılardan telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, üst tarafta bulunan videoya tıklayarak yazılım bilgisi olmadan uygulamanızı geliştirebileceğiniz videomuza ulaşabilir. Hemen altından da kanalımıza abone olarak videolardan ilk haberdar olan kişilerden birisi olabilirsiniz.